Arkadaşlar merhaba, Yaratıcı Channel kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber 555 entegresiyle LED flaşör devresi yapacağız arkadaşlar. Bu devrenin çizimini, yani devre şemasını hemen şurada göreceksiniz. Hemen. Arkadaşlar şöyle öncelikle malzemeleri sayayım. 1 adet 555 entegresi, 2 adet 120 ohmluk direnç, 1 adet 47 kilo ohmluk direnç, 1 adet 10 mikrofaradlık kondansatör, elektrolitik kondansatör ve son olarak da 2 adet diyot led. Hemen arkadaşlar devremize başlamadan önce şöyle bir entegremizi gösterdim. Gördüğünüz gibi şurada bir çentik var. Bu 555 entegresinin şu çentik sol kısımda kaldığında birinci bacak alttadır. 1, 2, 3, 4 diye gider. Daha sonra üstten 5, 6, 7, 8 olarak devam eder. Hemen devremize başlayalım arkadaşlar. İlk önce entegremizi şöyle düzgün bir yere yerleştiriyoruz breadboard üzerinde. Daha sonra arkadaşlar 10 mikrofaradlık kondansatörümüzü şöyle gösterdim, eksi bacağını hemen alıyoruz birinci bacağa, artı bacağını da ikinci bacağına, entegremizin ikinci bacağına yerleştiriyoruz. Evet, şöyle göstereyim bir yakından. Daha sonra arkadaşlar ikinci ve altıncı bacakları birbiriyle birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şurası altıncı, şurası da ikinci bacak. Hemen şöyle birleştirelim. Evet. Gördüğünüz gibi birleştirdik. İkinci ve altıncı, pardon, beş oldu. Şöyle altıncı bacağı gördüğünüz gibi yerleştirdik. Daha sonra arkadaşlar 4 ve 8. bacakları birbiriyle birleştireceğiz. 4 burası, 8 burası. Benim kullandığım kablo biraz uzun olmuş ama neyse artık. Yani daha düzgün bir devre elde etmek istiyorsanız daha kısa kablolar kullanın. 4 ve 8 demiştik. Gördüğünüz gibi 8 hemen birinin üstünde kalıyor. 4 de şurada zaten hemen. Onu doğru yerleştirdikten sonra şöyle tekrar gösterelim. Daha sonra 47 kilo ohmluk direncimize, nerede, hemen şu 47 kilo ohm bulalım. Evet, buldum. 47 kilo ohmluk direncimizi şu kondansatörümüzün artı bacağından, yani entegrenin de ikinci bacağından alıyoruz. Direkt olarak üçüncü bacağı. Hemen şöyle kısa mesafeden şu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle yakından iyice sokalım yerine ki temassızlık olmasın devremizde. Tamamdır. Bu da şöyle. Tamam. Daha sonra arkadaşlar bu üçüncü bacaktan ilk ledimizin şöyle ilk ledimizin artısını getiriyoruz. Ya, çok özür diliyorum. Eksisini getiriyoruz. Yani yukarıda olacak ledin eksisini getiriyoruz. Şu üçüncü bacağı taktıktan sonra şunu da biraz ileriye tıkalım. Şöyle göstereyim arkadaş. Daha sonra şu 220 ohmluk dirençler, onları bağlayacağız arkadaşlar. Ben de 120 ohm yokmuş, 10 kilo ohm kullanacağım. Bu da çok büyük bir değer. Yani ledinizin sönük yanmasına neden olacaktır. Ben 220 veya yakın bir şey bulamadım. Elimdeki en küçük 10 kilo ohmmuş. Yani iki tane olarak 10 kilo ohm var. Başka da yokmuş. Hemen onu da şöyle 8. bacağa takıyoruz.
Daha sonra da taktığımız üçüncü bacağı taktığımız ledin hemen şöyle artısına götürüyoruz. Daha sonra arkadaşlar diğer ledimizi alıyoruz ve 10 kiloluk direncimizi alıyoruz. Bunu da arkadaşlar bu sefer direnci buradan alıyoruz. Üçüncü bacaktan. Hemen onu da ileriye yaptık. Ve diğer direncimizin de artısını buraya yerleştiriyoruz. Yani dirençten aldığımız yere, üçüncü bacaktan gelen direnci getiriyoruz buraya. Daha sonra ledimizin artısını yerleştiriyoruz. Hemen şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle kablolarımızı alayım. Şimdi gördüğünüz gibi bunun ucu açık kaldı. Bunu direkt hemen şöyle bir kablo vasıtasıyla ucunu bir düzelteyim. Kablo vasıtası ile birinci bacağı götürüyoruz. Yani birinci bacaktan şöyle entegrenin ve kondansatörün birleştiği, yani kondansatörün eksisiyle birleştiği yere birinci bacağı takıyoruz. Daha sonra da şöyle ledimizin diğer eksi ucuna bağlıyoruz. Benim yaptığım karışık bir devre oldu arkadaşlar. Siz bunu zaten düzenlersiniz veya delikli plaket üstüne yaparsanız daha iyi olur. Daha sağlıklı olur yani. Daha düzgün yapın. Bu kadar arkadaşlar. 5 ve 7. bacaklar boşta kalacak. Daha sonra hemen şöyle devremize artı ve eksileri verelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurası yani 8. bacak artı olacak. Buradan artı enerjiyi alacağız. Daha sonra eksiği de kondansatörün eksisinden, yani birinci bacaktan alıyoruz, entegremizin birinci bacağından. Şöyle devreyi göstereyim enerjiyi vermeden önce yakından. Şu şekilde gösterdim. Daha sonra arkadaşlar direkt kaynağımızın artı ve artısından artımıza veriyoruz. Başka işlem kalmadı yani, basit bir devre. Şöyle kaynaktan hemen vereyim. Gördüğünüz gibi enerji verir vermez bağladı. Yani bağladı diyorum, yandı. Söylediğim gibi şöyle göstereyim. Sönük yanıyor arkadaşlar bir tanesi. Bunun sebebi söylediğim gibi direncin çok büyük olması, yani direnç değerlerinin çok yüksek olması. Dirençleri küçültürseniz daha sağlıklı, yani daha parlak bir ışık elde edersiniz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar buradaki şu 47 kilo ohmluk direnç aslında, bu şöyle sökeyim. Bu aslında hızını ayarlıyor. Sökebilirsem. Bu direnci eğer büyütürseniz bunların yanıp sönme hızı değişecektir. Hemen şöyle şu dirençlerden bulabilirsem bir 100 kilo ohm bulayım. 100 kilo ohm buldum. Şunu hemen yerleştireyim. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Şöyle. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yani direnci de düşürürseniz yani şey olur. Direnç düştüğünde hızı artacaktır. Bu video bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.